Merhaba değerli izleyiciler. Bir sürü manşet programıyla yine karşınızdayız. Malumunuz 31 Mart 2024 tarihinde yerel yönetimler seçimleri var ve bu seçimlerinde Afşin'imize belediye başkan adayımızı seçeceğiz. Malumunuz bu süreçte de 10 tane belediye başkan adayımız şu anda sahada yarışıyorlar, çalışıyorlar. Efendim işte onlardan bir tanesi Zafer Partisi Afşin Belediye Başkan adayı diyelim. Çağatay Yurtsever, Afşin'imizin, daha doğrusu Türkiye'mizin en genç belediye başkan adayları arasında gösteriliyor. Evet. Bugün de misafirimiz. Hoş geldiniz. Evet, hoş bulduk. Hayırlı olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Nasılsınız? İyiyiz. Şükür. Sizler nasılsınız? Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Tabii şöyle, genç isimleri özellikle böyle evet. Siyaset sahnesinde görmekten dolayı da mutluyuz. Çünkü evet. Özellikle onların da fikirleri var, görüşleri var. Tabii. Bu ülkeyi yönetme noktasında fikirleri ve hayalleri var. Ben tebrik ediyorum. Bu cesaretinden dolayı da takdirle karşılıyorum. Şöyle, Çağatay Yurtsever kimdir? Seni bir tanıyalım. Şöyle başlatayım ben kendimi tanıtmaya. Kabaçlı zaten. Kabaç. Afşin Kabaç mahallesindeyiz. Orada yaşıyoruz. Hayatımız orada. Orada doğdum, büyüdüm. Yozgat Çekerek Fen Lisesi mezunuyum. Oradan bir hazırlık senesinden sonra Konya Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencisiyim. Mezun oldum. Yeni mezunum bu arada. Hayırlı olsun. İşte hayatımız süresince şeyi gördük. Gerek öğrenciliğimizi gördük. Çiftçiyiz aynı zamanda. Ticaretle uğraşıyoruz. Eksiklikleri, fazlalıkları gördük, tespit ettik. Görüşlerimize bakarak Zafer Hocamızın yolunda inandıklarımız, bildiklerimiz, hemfikir olduklarımız oldu. Bu yola çıktık inşallah. Adaylığımızı koyduk. Şöyle, değerli izleyiciler, Afşin'i hep birlikte şekillendirelim. Dürüst olmayan herkes kaybedecek. Slogan bu. Ve bu seçimde evet. Özellikle Çağatay Yurtsever bu sloganla kampanya yürütüyor. Peki, neden Zafer Partisi ve neden Afşin Belediye Başkanlığı adaylığı? Suriyeli sorunu baz aldık en başta. Partimizin de zaten en büyük sorunlarından biri Suriyeli sorunu. İşte biliyorsunuz yani Afşin'de bu bölgede olmasa da yani yine var. Kilis'te, Antep'te olsun baya baya şehirleri işgal etmiş durumdalar. Aynen. Bu aynı zamanda Zafer Partisi'nin programları arasında. Evet, evet. Şöyle bizim Suriyelilere karşı onlar da tabii insan hakları mevcut. Şiddetle yaklaşımımız kesinlikle yok. Evet. İşte bunu güzel bir şekilde, tatlı yani bir dille. Yani çözüm bulunsun. Evet, evet. Barış olsun. Bir çözüm süreciyle göndereceğiz dışarıda ülkesine. Evet. Halkımız rahatsız zaten bu konuda. Hat safhaya ulaştı. Daha büyük şeyler yaşamamak için böyle bir görüşü takip ediyoruz. Aynen. Peki, neden Afşin'e belediye başkan adayı olduk? Neden Afşin'e belediye başkan adayı olduk? Güzel bir soru aslında. Afşin'imizde gördüğümüz eksiklikler var işte genellikle çalışmalarımız bizim zaten kırsal köyler tarafında. Evet. Çiftçilerde mesela biz de çiftçiyiz dediğim gibi bahsettiğim gibi hayvancıyız hayvanlarımız. Evet. Şehrimizde bu trafik sorunu işte esnafların bu yoğunluktan dolayı şikayetçi olmaları işte. Evet. Bunun gibi şeylerden dolayı. Bunların sorunları gördünüz. Evet. Aynen bu sorunların çözüm noktasında da bir çalışma yapacağınıza evet. inanıyorsunuz. Böyle bir şeyle yola çıkmış oldunuz. Güzel. Şöyle. Yarın bir gün seçim oldu 31 Mart'ta Çağatay Yurtsever Afşin'e belediye başkanı oldu. Bu şehir için hayalleriniz neler? Yani neler yapmak istiyorsunuz? Şehir için en başta yapacaklarımızın hayallerimizin arasında 3. zaten biz oluşturacağız. Evet. Afşin'in merkez kesimi, merkez vatandaşlarımız bu yoğunluktan, trafikten çok şikayetçi bir durumda. Evet. Yani biz halkla beraber olduğumuz için. Mahsun-u Şerif 3. caddede çalışmalarını başlayacağız. İlk işimiz o olacak inşallah. Ondan sonra işte bir asrın felaket yaşandı. İster istemez şehrimizi etkiledi. Evet. Onun babında esnaflarımızı ve yeni işe başlayacak gençlerimizi belediye bütçesinden 100 bin lira limitinde bir hibe vereceğiz. Destek vereceğiz. Başka neler var? Başka meslek yerleştirme uygulamasını ortaya koyup ilçemiz genelinde genç işsizliği minimuma indireceğiz. Bunda hangi babtan geliyoruz? İşte yaşım dolayı 23 yaşındayım. Arkadaşlarımız var, çevremiz var da. Gençlerimiz genellikle gurbette işlere yani, gidiyor. İnşaatta yani, olsun, yani. Diğer şirketlerde olsun. Bunu önleyeceğiz. Şehrimizde tutacağız halkımızı. Evet. Şehrimizde çalışacaklar. Biz onlara çalışacağız. İnşallah hep beraber ayaklanacağız. Ama şimdi değerli izleyiciler, üretim önemli ve özellikle evet. üretimin içinden gelen birisi olarak tarımla ilgili de var özellikle yapmak evet. istediğin şeyler. Neler var? Tarımla ilgili yapacaklarımızın en başında ziraat mühendisiyim zaten. Konya hakimim. Evet.
Hayvancılıktan bahsedeyim en başta. Hayvancılıkta mesela büyük bir sorun, tohumlama, suni tohumlama sorunumuz var. Kırsal köylerde mesela yetiştiricilerimize hem şehrimizin insanından ziraat veteriner hekimleri atayarak suni tohumlama işlemini belediye bütçesinden bedava bir hizmetle halkımıza sunacağız Çok güzel. köylerimize. Üretimi Yani arttırmak için en azından hayvancılığı. aynen ve bu da çiftçiyle olan sürekli Evet, diyalog evet. halinde Çiftçiye yönelik yapacaksınız. şöyle çalışmalarımız var. Artık doğaçlama bir çiftçilik değil de toprak analizlerine dayalı olarak bilinçli bir çiftçiliği tavsiye ediyoruz. Güzel. Yani bunun için çalışmalar yapacağız. Ziraat mühendisler her köylere mesela önce vardı bizim köyümüzde de vardı. Evet. Her köylere bir ziraat mühendisi yerleştireceğiz en başta. İşte toprak analizlerinin arkasından gelen bir gübreleme periyotları. İşte bu gübreleme periyotlarında belli bir belediye bütçesinden yine bir hibe gibi tarzında bir teşvikle Evet. gübrelemeye gibi şeylerle çalışma Yani o yapacağız. ziraat mühendisinin kontrolünde Evet, en azından yapılan evet. Aynen. çalışmalar olsun istiyorsunuz. Aynen. Peki, şimdi üniversiteyi yeni bitirdiniz, Evet. mezun oldunuz. Tebrik ediyorum tekrardan. Ben Teşekkür ederim. bakıyorum şimdi üniversiteyi okuyan gençlerle ilgili ne var? Üniversite Diyelim. okuyan gençlerimiz için en başta bir şey var. 1500 lira bir belediye bütçesinden burs vereceğiz. Temin edeceğiz Çok güzel. Avşin Belediyesi olarak. Gençlerimizin arkasında duracağız. Gençlerden inşallah arkamızda durmalarını istiyoruz. Güzel. Sizler destekleyin ki diyorsunuz. Bizler inşallah görev başına Evet. geldiğimizde sizi destekleyelim Evet. diyorsunuz. Peki şöyle. Şimdi 31 Mart'ta hep beraber sandık başına Evet. gideceğiz. Şu anda da seçmenlerimiz sizi dinliyorlar. Gitmeden önce sandığa neler söylemek istersiniz o seçmenlere? Sandığa gitmeden önce şunları söylemek isterim. İlk gözlerini alacakları genç bir adayım. Ziraat mühendisiyim. Üniversite mezunuyum. Hani hayatın birçok yerinde bulundum. İyisini, kötüsünü, yanlışını, doğrusunu gördüm. Farkındayım. Özellikle gençlerimizden, tabii abilerimizden, amcalarımızdan, dedelerimizden. Çalışmalarımız babında biz hemfikir olup sözde değil, fiilde gerçekleştireceğimiz bunları. Koltuk Güzel. için değil de halkla beraber olmak için geldiğimizi. Bunun gibi şeyler şey yaparak Çok güzel. sunuyoruz. Şöyle tabii değerli izleyiciler şunu söyleyeyim. Genç olması, dinamik olması elbette ki önemli. Üstelik de yani yeni mezun olmuş, işin eline almış. Evet. Özellikle de üretime ki Aynen. önemsediğimiz bir durum. Üretim noktasında birçok şeyi bilen ve konuya hakim bir isim. Bugün misafirimizdi. Tabii istiyoruz ki elbette şimdi bir heyecan var. İlk defa bir kamera karşısına çıkıyoruz. İlk defa sizlere sesleniyoruz burada. Ama ben şunu gördüm. Yani bir ışık var. Özellikle de görmüş olduğu bir ufuk var. Ve o ufuktan dolayı da Afşin Belediye Başkanlığı gibi ağır bir yüke Evet. talip olmuş bir isim. Evet. Başarılar diliyorum ben. Teşekkür ederiz. Peki bu arada çalışmalarınız devam ediyor zannediyorum. Evet, Kırsalda ve çalışmalarımız merkezde. kırsalda ya bizim çalışmalarımız gece gündüz devam ediyor işin açığı. Evet. Hani canla başla koşturuyoruz. Güzel. Sağ olsun halkımız gerek şehir merkezi gerek köyler gerek güney köyler gerek kuzey köyler. Hani şu ana kadar hiçbir ters tepkiyle karşılaşmadık. Güzel. Büyüklerimiz, dedelerimiz, amcalarımız sağ olsun beni görünce belimi sağızlayıp eliyle yemek yedikleri bile oldu. Güzel. Gençlerimiz zaten partimizin gençleri tam destek arkamızdalar çalışıyorlar da. Hepsine buradan ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yani karşılama nasıl oluyor? Daha çok nasıl buluyorlar? Yani memnuniyetleri var mı? Karşılamada çok Ya sen memnunuz. çok gençsin ya Evet, evet, arkadaş, evet, evet. daha Genç. gün göreceksin. Aynen. Bu kadar yükü yükleme falan demiyorlar mı? Yüklenmemi istiyorlar işin açığı. Güzel. Aynen bir şey Evet. var çünkü algı oluşmuş. Bıkkınlık gelmiş. Hani genç bir zihniyet istiyorlar işin açığı. Bir hareketlilik istiyorlar. Bir şeyle değişim istiyorlar. Ben başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Güzel bir seçim süreci Evet. yaşıyoruz. İnşallah güzel de bir seçim günü yaşarız. Evet, Ve inşallah. kim gelirse görev başına da inşallah onlara bu dakika sonrasında da yardımcı oluruz. Olmaya da çalışırız. Ben teşekkür ediyorum. Hem Rica yayınımıza ederim. katıldığınız için. Ama şöyle cidden değerli izleyiciler şimdi karşımızdaki misafirimiz genç olunca heyecan olunca biz de Evet. tabii ki Aynen, heyecanlı aynen, oluyoruz. aynen. Ben çok teşekkür ediyorum. İnşallah Rica başarılar ederim. diliyorum. Teşekkür ederim. Eyvallah. Şimdi değerli izleyiciler tabii 31 Mart seçimlerine kadar bu ekranlarda sizlerle muhtarlarımız, muhtar adaylarımız, belediye başkanımız, belediye başkan adaylarımız ve belediye meclis üyesi adaylarımızı buluşturacağız demiştik. Yayınlarımız bu noktada devam ediyor. İnşallah bir başka yayında yine görüşmek ümit ediyoruz efendim. Şimdilik hoşçakalınız.